العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, İdrak ettiğimiz 3 aylar ve dün akşam da ihya etmeye çalıştığımız mübarek revaib kandili alemi İslam hakkında hayırlara, huzurlara vesile olsun. İslam dünyasının selametine, İnsanlığın da hidayetine Rabbim vesile eylesin inşallah. Bilindiği gibi 3 aylar çok özel ve çok güzel fırsatlardır, mübarek günlerdir ve gecelerdir. Recep-i Şerif'in içinde görüldüğü gibi 2 tane kandil var. Birisi de gayb kandiliydi ki idrak ettik. İkincisi de 27. gecesi hangi kandilisi söyleyin? Miraç kandili. Recep-i Şerif'in 2. Cenab-ı Hak Recep ayında 2 tane kandil saklamış. Miraç kandili tecelli edecek inşallah. Şaban-ı Şerif ayında da 1 tane kandilimiz var. Hangisidir siz söyleyin? Beraat kandili. Berat kandili diyoruz. Ramazan-ı Şerif'te de 1 kandilimiz var. Nedir o? Kadir kandili. Kadir gecesi. Leyletül Kadir olacak. Allah-u Teala hepsini idrak etmeye bizi muvaffak eylesin. Nedir bu? Üzerinde durmaya gerek görmüyoruz. Çünkü her sene konuşula anlatılmamış bir şey kalmadı. Cenab-ı Hak nasıl takdir etmişse öyle oluyor. Yeryüzünde bazı mekanlar, mekan, üzerinde bulunduğumuz mekanlar, bazı mekanlardan daha mübarek kabul edilmiş. Mübarek, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime. Bazı mekanlar mukaddes olmuş, mübarek olmuş, rahmete daha mazhar olmuş, Allah'ın rahmetine, bereketine, lütfuna daha çok zemin olmuş yeryüzünde mekanlar var. Ve tabi yeryüzünde bazı mekanlar mübarek olur da bazı zamanlar mübarek olmaz mı? Mekanın mübarekleri olur da zamanın mübarekleri olmaz mı? Mekanın mübarekleri, mesela hemen aklımıza geleni söyleyelim.
mekanların en mübarek olanı, en mukaddes olanı hangisidir? Bir kardeşimiz söylesin yeryüzünde. Kabe. Dolayısıyla Mescid-i Haram, dolayısıyla Mekke. Kur'an-ı Mübin bunu açık ifade ediyor. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübareken. Bak mübarek kelimesi var. Demek ki yeryüzündeki mekanların, zeminlerin, toprakların, arzın en mukaddes, en mübarek olan bir mekan varsa en başta Mekke-i Mükerreme, dolayısıyla Mescid-i Haram, dolayısıyla Mescid-i Haram'ın ortasındaki Kabe, Beytullah. Ondan sonra ikinci derecede Medine-tün Nebi, yani Peygamberimizin şehri, yani Medine geliyor. Medine'de de hepinizin bildiği gibi ne var? Mescid-i Saadet, Mescid-ün Nebi, Peygamberimiz Efendimizin mübarek mescidinin bulunduğu mekan, yeryüzünün en mukaddes mübarek mekanlarından birisi. Üçüncüsü de, Müslümanların, namaz kılmakla mükellef olan Müslümanların, Kabe'den önce kıble olarak kullandıkları bir yer var. Neresidir? Kudüs. Kudüs-i Şerif. Mescid-ül Aksa orada da var. Bu üç mübarek mekan. Ben şahsen yeryüzünde bu üç mekana, bu mukaddes, mübarek mekana, mescide mukabil zamanın da içinde üç tane mübarek ay Rabbimiz takdir etmiş. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Hadis-i sahihte Efendimiz Er-Recebü Şehrullahi. Ne demek? Recep Allah'ın ayıdır. Allah kendisine izafe etmiş. Allah'ın sevdiği bir ay. Şaban kimin ayıdır? Siz söyleyin. Peygamberimiz Efendimizin kendisine izafe ettiği bir ay. Ramazan kimin ayı? Ümmet-i Muhammed'in ayı. Ümmete mahsus bir ay. Aynen bu üç aylar demin anlatmaya çalıştığım üç mukaddes mekana uygunluk arz ediyor. Nasıl Kabe Allah'ın, Medine Peygamber'in, Kudüs'te yeryüzündeki bütün Müslümanların ise Recep Allah'ın, Şaban Peygamber'in, Ramazan ümmetin. Yani gökte Recep, yeryüzünde Kabe. Gökyüzünde Recep-i Şerif, yeryüzünde Kabe-i Muazzama. Gökyüzünde Şaban-ı Şerif, yeryüzünde Medine-i Münevvere. Gökyüzünde Ramazan-ı Şerif, yeryüzünde Kudüs-ü Şerif. Üçe mukabil üç. Üç tane gökyüzünde ay, üç aylar dediğimiz kutsal aylar, yeryüzünde de onlara hemen hemen benim ifademle, kitaplarda böyle bir şey yok, öyle ifade ediyorum. Bu üç aya mukabil yeryüzünde de üç tane mukaddes mekan. Allah-u Teala hepsinin sırrına nail olmayı cümlemize müyesser eylesin. Uzatmayalım. Ancak bir nokta üzerinde durmakta fayda var. Bu üç aylar, kutsal, yani mukaddes geceler, mukaddes günler, kandiller, işte cuma günü, Allah-u Teala'nın en mübarek, en şerefli, en müşerref günü cuma günüdür. Allah katında günlerin efendisi cumadır. Cumadan daha mübarek bir gün yoktur. Allah katında günlerin başında cuma gelir. Böyle bir gün, evvelce cuma günü şafakla, güneşin doğmasıyla beraber cuma gününün kutsallığı, heyecanı, gayreti bütün müminlerin yüreğinde çarpmaya başlardı. Cuma geliyor. Cuma.
evvelce cuma günü cuma namazına veyahut cuma vaazına, kürsüde yapılan vaaz-ı nasihata, sonra da cuma namazına katılmak için evinden çıkan bir Müslüman mutlaka gusül abdesti almadan gelmezdi. Bazı müştehit imamlarımıza göre cünüp olan Müslümanın gusül abdesti alması nasıl vacip, nasıl farz ise cuma namazına gelenlerin de gusül abdesti alması farzdır diyen alimler var. Bunun adına cuma guslü diyorlar. Sünnet-i müekkede olduğunda şüphe yok da farzdır diyenler de var. Ne kadar mühim bir mana. O cumaya hazırlanmanın başlangıcını temsil ediyor. Cuma şuuru. Farkında mısınız bugün veya son zamanlarda birkaç yıldır, belki 10 yıl, 15 yıldır cuma heyecanı tamamen cemaatten alındı. Bakın hiç cuma günümü, cuma namazımı, cuma vaazımı, cuma günü Allah'ın en mübarek günümü, hiç kimsede bir heyecan yok. Öyle mi değil mi? Sönmüş. Tabi Kur'an-ı Kerim'de cuma gününün adına mahsus sure var. 114 sureden bir tanesinin adı nedir siz söyleyin? Suretül Cuma, Cuma suresi var. Ne zannediyorsunuz? Ya eyyühellezine amenu, Allah-u Teala bizzat Müslümanlara hitap ediyor. İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cuma. Cuma günü ibadete, camiye, sohbete, hizmete çağrıldığınız zaman fes'av ilâ zikrillâh. Koşun Allah'ı zikretmeye, Allah'ın dinine, Allah'ın davasına, Allah'ın mescidine, camilere koşun. Fes'av. Arapça koşmaktan geliyor. Canım işim var ya Rabbi, atölyem var, dükkanım var, mağazam var, müşterim var. Vallahi ayette şöyle geçiyor. Vezerul beyr, müşteriyi, dükkanı, ticareti bırak. İşte bu heyecan kesildi. Vezerul beyr, Arapça beyr, Arap mübayağı, alım satım demek. Alımı satımı durdurun. Vezerul beyr. Alım satım duracak, tezgah duracak. Cuma günü, cuma saati yaklaştı mı, Müslümanları bir heyecan saracak. Heyecan, titreyecek, koşacak, yollanacak, hazırlanacak, toplanacak. Grup grup, kutup kutup, her köşeden, her taraftan Müslümanlar camileri dolduracak. Nerede bu heyecan şimdi? Ayetin sonunda, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ancak böyle rahmete nail olursunuz diyor. Umulur ki bu şekilde hareket ederseniz Allah'ın rahmetine umulur ki nail olursunuz. Yani bir umut var. Bir milletten düşünün, cuma gününün heyecanı alınırsa, cuma namazının, cuma vaazının, cuma kürsüsünün, cuma camisinin heyecanı, arzusu, iştahı, gayreti kesilirse vallahi o milletten rahmet kesilir. Ayet-i kerime ile ifade ediyor. Kesilmişti görüyorsunuz. Yani yavaş yavaş dinden, imandan, İslam'dan soğumanın alametlerinden birisi budur. Dindarlaşmak, dindarlaşmanın zıddı dinsizleşmektir. Öyle mi değil mi? Dindarlaşmanın zıddı, siz söyleyin, dinsizleşmek. Dinsizlik yani dinden uzaklaşmak anlamına geliyor. Dinden uzaklaşmak nasıl olur? Camiden uzaklaşırsınız, cemaatten uzaklaşırsınız, namazdan, niyazdan uzaklaşırsınız ve dinsizlik başlamış. Bugün dinsizlik evvela namazı terk etmekle başlıyor. Namazı terk etmek dinsizliğin ilk başlangıcıdır. Namazı terk etmedikçe bir insan dinsiz olamaz. Allah'ı unutmuş olamaz.
Cenab-ı Hak kendisini unutmayalım. Dünyaya, eşyaya, maddeye, mideye, ticarete, alıma, satıma, kapılıp aldanıp da kendisini unutmayalım diye günde 5 defa bizi huzuruna çağırıyor mu, çağırmıyor mu soruyorum. Unutmayalım diye. Sebebi budur. Bu çağrıya, bu davete Müslümanların yüzde kaçı icabet ediyor? Buyurun. Sabah namazında camiler bomboş. Bir millet namazı terk etmedikçe dinsiz olamaz. Dinsizliğin en büyük, dinsiz olmanın önüne, dinsizleşmenin en büyük önünü kapamak için, dinsizliği önlemek için, dinsiz olmamak için, dinin hayatını, canlılığını yaşamak için İslam imandan sonra en başa namazı koymuş. Bu millet de evvela namazı terk etti. Müslümanların kaçta kaçı namaz kılıyor? O bakımdan dualarımızın kabul olmaması, rahmet-i ilahiyenin, bakın Türkiye'nin üzerinde korkunç belalar dolaşıyor. Belalar, musibetler, yangınlar, afetler, zelzeleler, enflasyonlar, terörler, anarşiler, belalar, çete, çete, çete. Hepsi rahmetin alındığını gösteriyor. Yağan yağmur rahmet olmaktan çıkıyor, zahmet oluyor. Okuttuğunuz talebeler başınıza bela oluyor. Seçtiğiniz milletvekilleri başınıza bela oluyor. Hani rahmet, bana rahmeti göster. Gazeteler başımızın belası. Millet inim inim inliyor açlıktan, kıtlıktan, yokluktan, enflasyondan, et alamıyor, kömür alamıyor, gıda maddeleri alamıyor, ekmek fiyatlanıyor, bir kilo efendim ıspanak 200 bin lira. Hiçbir milletvekilleri bunları konuşuyor mu? Hiçbir gazeteci bunları konuşuyor mu? Varsa irtica, yoksa irtica. Ya millet inim inim, kömür alamıyor, sobasını yakamıyor. Biraz da bunlara eğilseniz olmaz mı? Olmaz diyor. Gazeteci bela, parlamento bela. Hani rahmet? Rahmet nerede? O bakımdan 3 aylar gelmiş ama hiç kimse farkında değil, görüyorsunuz. Hiç. Televizyon kanalları görüyorsunuz. Olduğu gibi oluk oluk vallahi pislik akıyor evlerin içine. Dün mesela bir arkadaşımız anlattı. Kanallardan birisinde tatlı ses denen soytarı mübarek gecede dün hangi kanal bilmiyorum birisi anlattı. Dansöz oynatmış vallahi. Vay şerefsiz adamlar vay. Kandil gecesinde dansöz oynatıyor. Hani kandil heyecanı, hani üç aylar, hani Allah'ın rahmetinin şafağı sökmüş. Kimseyi ilgilendiriyor mu? Toptan millet gidiyor, bir yerlere doğru bizi götürenler var. Korkunç, karanlık bir istikamede. Namaz terk edilmiş, nefsin arzuları köpük köpük kabarmış. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. فَخَلَتَ مِنْ مَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ الصَّلَاةَ وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Salihlerden, salih insanlardan, sağlam Müslümanlardan sonra öyle bir nesil geldi ki فَخَلَتَ مِنْ مَعْدِهِمْ خَلْفٌ Halef demek, yani arkasından gelenler. Öyle bir nesil geldi ki اَدَاعُ الصَّلَاةَ ilk iş olarak namazı terk ettiler. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Namazı terk ettiler. Sonra vettebe'u şehevati, nefis arzusunun peşine düştüler. Vettebe'u tabi oldular. Eşşehevat, şehvetin, afurun, çıplak kadınların seyrin peşine koştular. Şantözün, dansözün, rezilin peşine koştular. Ne olacak, nereye gidecek bu vaziyet? Bu nereye gider bu toplum bu haliyle? Ayet-i Kerime'nin sonu onu da haber veriyor. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Cehennemin en altında bulunan tabakalardan birisi olan azap tabakası.
Allah'ın en şiddetli cezalandıracağı insanların bulunacağı tabakaya, cehennem tabakasına ne diyorlar siz söyleyin? Gayya, gayya. Kur'an-ı Kerim'de var. فَسَنْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Namazı terk edip de şehvetinin peşine koşanları toptan eğer tevbe etmeden kaza namazı kılıp da borcunu ödemeden ölmüşlerse tamamını o gayya denilen cehennemin en altındaki azap tabakasına atılacaklar diyor Kur'an-ı Kerim. فَسَنْفَ يَلْقَوْنَ Atılacaklar. Nereye gittiğimiz belli. Vallahi cehenneme gidiyoruz. Bu girişi durdurun. Mübarek üç aylar geldi. Oturun şöyle nefsinizle bir hesaplaşın. Nefis muhasebesi yapalım. Açığımız nerede? Açığımız var. Boşluğumuz var. Günahlarımız var. Kusurlarımız var. Allah korusun çeşit çeşit itikadi sapıklıklarımız var. Nefsimizle hesaplaşmamız lazım. Sabah ezanı okunduğu zaman namaz kılmakla mükellef olan kaç kişi varsa evinizde hepsi sabah namazına kalkıyor mu kalkmıyor mu? Oturun bir hesaplaşın. Neyi bekliyorsunuz? Yaşlı insanlar sabah namazına kalkıyor ama öbürleri sabah namazında horul horul uyuyor. Böyle Müslüman evi olmaz, böyle İslam hanesi olmaz. Allah'tan ne bekliyorsunuz? Tamam, okula giden çocuğun servis arabası gelir kapıda bekler diye o ilkokula, ilk öğretime giden çocuğun annesi aman bir yanlışlık yapmayalım, sabahleyin çocuk geç kalmasın, servis arabası kaçmasın, okul müdürü, okuldaki öğretmen bir şey demesin diye geceden çantasını hazırlamıyor mu? Beslenmesini hazırlamıyor mu? Ayakkabısını hazırlamıyor mu? Sabahın işini akşamdan hazırlamıyor mu? Allah'ın hatırı, Allah'ın huzuru bu çocuğun gideceği okuldan daha mı kötü ki? Niye sabah namazını hazırlanmak için geceden tedbir almıyorsunuz da? Efendim uykuma kaldım, namazı kaçırdım. Vallahi bahanesi yoktur. Servis arabasını niye kaçırmıyorsun? Sen benim külahımı anlat. Müslümanlar durum iyi değil. Durum hiç iyi değil. 1977'de, 78'de çoğunuz bilirsiniz İstanbul Müftü Muaviniydim. İstanbul Müftü Muavini sıfatıyla Cuma günleri Eminönü'nde Yeni Cami'de Cuma vaazına gidiyordum. Ama samimi söylüyorum, içimizde birçokları da şahit olanlarımız var. 1,5 saat kala, yani Cuma ezanına 1,5 saat kala ben camiye iniyordum. Daha ezana 1,5 saat var. Vallahi cemaat İçeriği tıklım tıklım doldurmuş oluyordu. Sonra şadırvanı tamamen doldurmuş oluyordu. Cemaatin omuzuna basa basa ben ancak kürsüye çıkabiliyordum. 1,5 saat kala. Bakın şimdi ezanın okunmasına 20 dakika yok, 15-20 dakika kalmamış, kimse yok. Ne bekliyoruz Allah'tan biz? Açıyorsun Kur'an-ı Kerim'i, وَالْضُحَى وَالْلَّيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا غَلَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Havaya okuyorsun sen bunları. Ne diyor Kur'an? وَالْآخِرَةُ Ahiret. Ahiret dünyadan sonraki hayat. وَالْآخِرَةُ Lam-ı tekit de geliyor. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Ahiret sizin için dünyadan daha hayırlıdır diyor Cenab-ı Hak. Ahiret dünyadan vallahi daha hayırlıdır. Allah kendisinden razı olsun radıyallahu anh dediğimiz Bilal-i Habeşi bu ayetten ilham alarak sabah namazına bir ilave yapmış peygamberimizin zamanında. Peygamber de uygun görmüş. Sabah namazına bir ilave yapmış. Siz söyleyin nedir bu ilave?
Es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan mutlak hayırlıdır. Müezzin bunu Bilal-i Habeşi bin kere bağırsın. Vallahi Bilal-i Habeşi dirilip, olmaz ya olduğunu bak, dirilip de gelip oturduğunuz mahalledeki camide Bilal-i Habeşi okusa, Es-salatu hayrun minen nevm dese yine camiler dolmayacak. Ne hale gelmişiz? Camiler böyle mi? Niye cami yapıyorsunuz? Doldurmayacağınız camiyi niye inşa ediyorsunuz? Adama sorarlar. Cemaat dinden uzaklaşıyor. Hele televizyon kanalları, çok kanallı televizyon sistemine geçtikten sonra ne kandil heyecanı kaldı, ne cuma kaldı, ne vaiz kaldı, ne sohbet kaldı, ne nasihat kaldı. Herkes gözünü dikip bu ışıklarla çeşitli şekillerde rengarenk şekiller, çıplaklar, kadınlar, kızlar, soytarılar, maskaralar, tiyatrocularla çeşit oyunlarla, tuzaklarla, hilelerle insanların gözleri, beyinleri, kafaları, akılları, gönülleri televizyona çekile çekile insanlarımız vallahi çürümeye başladı, çürümeye. Tam bir çürüme geçmeyiz. Çürüme dönemindeyiz. Yanlış, çok yanlış. Böyle gitmemiz mümkün değil. Üç aylar geldi, hani heyecan? Korkunç bir fırsat zalimliği yaşanıyor. Geçenlerde gördünüz, iki gün hava soğudu. Hava soğudu, ulan hava soğudu ya, kış mı geliyor dediniz. Trakya'dan şuradan buna soğuklar gelmeye başladı. Hemen odunun ve kömürün fiyatı yarı yarıya yükseldi. Zalim oğlu zalimler. Böyle fırsatçılık olur mu? Utanmadan Allah'tan rahmet bekir. Evvela rahmeti sen yapacaksın. Fiyatını artıran tüccar zalimdir. Evvela rahmeti kendisi reddetmiş. Ne Allah'tan rahmet bekliyorsun? Böyle bir millete Allah ne diye rahmet edecek? Ya Almanya bak kafir devlet diyorsun, gavur devlet diyorsun, tamam Almanya. Vallahi etin kilosu geçen gün Augsburg'da bir Müslüman kardeşimiz muazzam bir market açtı. Açılışa beni de davet etti, ben giremedim. Birdenbire yurt dışından çıkamıyorsun, memur olduğun için izin alacaksın, forum dolduracaksın, bir sürü yönü merasim var. Sonra görüştük, adam bizim paramızla, vallahi bizim paramızla 500 bin liraya kemiksiz et satıyor Almanya'da. 5 mark. 4,5 marka, 5 marka kemiksiz 1 kilo sığır eti. Yavur devlet, sen bu parayla 1 kilo et alabiliyor musun? Zulüm. Sen zulüm altındasın. Başka bir şey değil. Rahmetin altında değil. Öyle namuslu, dürüst, samimi memur arkadaşlar tanıyorum ki sohbetlerde görüyorum. Hocam diyor ayda vallahi bir kilo et yediğim olmuyor diyor. Çoluk çocuğa ayda bir veya iki kilo et götürmüş değilim diyor. Doğru. Neyle götürecek? Üç aylar gelmiş neyle? Revaip kandili, miras kandili, beraat kandili. Kime alakadar ediyor? Hani kaç kişi heyecanlanıyor? Kaç kişide bir gayret görüyorsunuz? Müslümanlar böyle olmaz. Böyle bir yere varılmaz diyorum. Allahu Teala sonumuzu hayır eylesin. Dünyada bizim ülkemiz kadar sıkıntıda, belada, düşmanlarla çevrilmiş, 20 senedir yüksek enflasyonla yaşayan ikinci bir memleket bana gösterin, elinizi öpeyim. 20 senedir terörle beraber yaşıyoruz. Doğu, Güneydoğu. Şimdi de efendim Karadeniz. Kıbrıs. 25 senedir Kıbrıs meselesi. Niye hallolmuyor? O kadar bakanlar, başbakanlar, bakanlar, başbakanlar, Dışişleri Bakanı. 25 senedir dünyada hallolmayan mesele kalmadı. O Kıbrıs niye hallolmuyor?
evliye önlenmiyor? 20 senedir yüksek enflasyon niçin düşmüyor? Niye? Çünkü en büyük tehlike enflasyon değil size göre. En büyük tehlike İslam'ın ilerlemesi. Allah'ın dinini tehlike sayarsan Allah sana rahmet verir mi vermez mi? Vallahi vermez. Yapmayın Müslümanlar. Şu gazeteleri alın okuyun. Başından sonuna kadar İslam'a hücum, hakaret, tecavüz. Allah'tan ne bekleyeceksiniz? Bütün komşularıyla kavgalı olan bir devlet gösterin bana. Bütün komşuları. Bakın Türkiye'nin dört tarafında komşularımız var. Yunanistan'la kavgalısınız, Bulgaristan'la kavgalısınız, Rusya'yla belalısınız, Ermenistan'la kavgalısınız, İran'la kavgalısınız, Irak'la kavgalısınız, Suriye'yle kavgalısınız. Başka bir millet kaldı mı devlet? Hepsiyle kavgalısınız. Hani kavgalı olmadığınız, barışık olduğunuz bir devlet gösterin. Bu ne ya? Bu bela değil mi? Bu musibet değil mi? Yarın Yunanistan'la savaşma tehlikesi kapının önüne gelirse en güneyden Suriye vallahi vuracak. Kuzeyden Rusya vuracak. Batıdan Bulgaristan vuracak. Kiminle savaşacaksınız? Bir millet bu hale gelmemesi lazım. Hani siyaset adamları? Niye idare edemiyorlar? Niye komşularıyla, niye çevreyle, niye halkla barışık olamıyorlar? Bu karışıklık nereden geliyor? Oturup düşünmüyor musunuz? Hani yurtta sulh, cihanda sulh? Bütün etrafımız ateş çemberiyle çevrili. Sulh nerede? Sükunet nerede? Barış nerede? Niye oturup düşünmüyorsunuz? Niye milletvekilleri yanınıza geldiği zaman yakasından tutup sallamıyorsunuz bu adamları? Hep alkışlıyorsunuz. Alkışlayan millet zalimdir. Zalim ne kadar zalimse, zalimleri alkışlayanlar da siz söyleyin, vallahi zalimdir. Mehmet Akif merhum öyle diyor. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zaharlık yapamam. Hele hak namına haksızla ölsem tapamam. Kanayan bir yara gördüm mü yanar taciyerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldığıma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Var mı böyle bir nesil şimdi? Var mı böyle bir şair? Var mı böyle bir yazar? Var mı böyle bir hoca? Herkes boynunu bükmüş, kimse çıt yok, kıs yok. Ne olacak, neyi bekliyorsunuz? Namaz yok, niyaz yok, camiler bomboş, cuma günü bak ezara 5 dakika var, cami dolmamış. Neyi bekliyorsunuz? Allah'ım ya Rabbi nereye varacak bu işler? Dört tarafını düşmanla çevirdi. İçeride enflasyon düşman, anarşi, terör, PKK, o, bu, çete. Şimdi de çete çıktı. Susurluk çetesi, falan çete, falan çete. Kapkaranlık bir ortamdasınız. Kimse bir şey göremiyor. Dünyada bizim durumumuzda vallahi ikinci bir millet yoktur. Yazık. Başörtülüler orada ağlıyor, bir başkası burada inliyor, fukara inim inim inliyor, yakacak alamıyor, yiyecek alamıyor, giyecek alamıyor. Korkunç bir boşlukun içinde sürüm sürüm sürünüyoruz. Vallahi o gün çok değerli, yalan söylemesini beceremeyen, tertemiz, devamlı önüne bakan, boynu bükük, memur kardeşlerimizden birkaç tanesi geldi. Böyle utana utana, vallahi kömür parası istiyor. Hocam bir hayır sahibi yok mu? Kömür alamıyorum. Vallahi çocuklarım diyor, hastalanacak, perişan olacak. Hiç kimse bunlarla ilgilenmiyor. Hiç kimse bunları kendine dert edinmiyor. Hiç kimse el uzatmıyor, çare, tedbir, çözüm getirmiyor. Ne siyaset
ne cemaat, hiç kimse bunlara dönüp bakan yok. Varsa kendi alemi, kendi keyfi, araba modeli değiştiriyor, efendim yazlığını, kışlığını, keyfini, zevkini, sürekli keyfini hesaplıyor. Ne olacak kardeşim? Ne kadar çalışırsanız çalışmanıza bir şey söylemiyoruz. Ama öyle zannediyorum ki ne kadar çalışırsanız çalışın, bir Vehbi Koç'un durumuna gelemezsiniz. Ne oldu Vehbi Koç? Yani 2 metre, 4 metre kesenden başka bir şey götürebildi mi soruyorum ya. Yapmayın Allah aşkına. Ne götürebildi? Nedir bu çılgınlık? Nedir bu yılgınlık? Nedir bu şaşkınlık ya? Niye etrafımıza bakmıyoruz? Niye çevremizi görmüyoruz? Niye bu ezilenleri, üzülenleri, sürülenleri, zavallı, çözümsüz, çaresiz insanları niçin görmüyoruz? 3 aylar gelmiş, sana ne? İlgilenmiyorsun, koşmuyorsun, program yapmıyorsun, muhasebe yapmıyorsun, Allah'ın sevdiği ay geldi, Recep geldi, Şaban geldi diyen kim? Kaç kişi var? Bir neme lazımcılık almış başını gidiyor. Neme lazım diyen bir millet Allah'a lazım değil, peygambere lazım değil. Neme lazımmış. Böyle diye diye ne hale geldik? Kimsenin kimseye güveni, itimadı, itibarı yok. Vallahi babalar evlatlarına güvenemiyor. Amirler memurlara güvenemiyor. Devlet millete güvenemiyor. İnsanlar insanlara güvenemiyor. Kime güveneceksiniz? Hepimiz bir gemide yaşayan insanlarız. Alttakinin üsttekine güvenmemesi o geminin selameti için yeterli olur mu? Sürekli şekilde dinden uzaklaşılıyor, namazdan uzaklaşılıyor, camiden uzaklaşılıyor. Cuma namazının heyecanı bitiyor. Kürsüde hocalar açıkça, cesurca konuşamıyor. Konuştuğu gün alıp götürülüyor, peşinden bir tek cemaat gelmiyor. Böyle olmaz. Hepimiz çekileceğiz. Ben de yılbaşından sonra çekilmek istiyorum. Daha ömrümde kürsüye çıkmam. Neye yarıyor ki? Bütün ömrüm mahkemelerde geçti. Vallahi 48 mahkemede, daha sonra açılanlarla 54 mahkemede yargılandım. Toplam Cumhuriyet Savcılarının verdiği iddianamede takdir ettiği ceza miktarı tam 400 seneyi geçiyor benim hakkımda. Boğuşmaktan yıldım, usandım, gittim. Peşimde bir tek cemaat gelmedi. Evinde kirada oturduğum ev sahibi, cemaatin başında önünde gelen Müslüman kuyumcu, büyük bir zengin Müslümanın evinde güya kiracı, ben 2 ay kadar hücrelerde, efendim senin yakışlasının tavanlarında kaldığım günlerde, adamın yüreğine bir korku saplanmış gelmiş demiş kızım, hatuna, tehlikeli haberler alıyorum demiş hocayla alakalı, endişeliyim, benim evimden çıkacaksınız. Geldi mi çıkmış gitti çocuklar. Ben içerideyken. Ne cemaatine Müslümanlara ya? Ben hepsini gördüm bunları. Çoluğum çocuğum vallahi ortada kaldı. Cemaat-i Müslüm'ün paylaştığı kürsüyü paylaşacaksınız. Sıkıntılar paylaşılacak. Kederde de, tasada da, sevinçte de birlik beraberlik. Bir cemaat neşeli zamanı paylaşıyor da kederli zamanı paylaşmıyor. Cemaat değil, kuru kalabalıktır. Ezan okundu mu? Allah-u Teala idrak ettiğimiz bu mübarek 3 aylar hürmetine yeniden İslami şuurla şuurlanmayı, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı, sıkıntılarımızı beraber paylaşmayı, kader birliği yapmayı ve ülke çapında bir huzur ile yeniden İslamlaşmayı Allah cümlemize mukadder ve müyesser eylesin. Bu yolda çalışan kardeşlerime Rabbim muvaffakiyetler ihsan eylesin. Çırpınanlar var tabi, yok demiyorum ama çok az, çok azınlıkta. Allah cümlemize medet ve inayet buyursun inşallah. Böylece 3 aylarımız dolayısıyla dün idrak ettiğimiz Regaib Kandili ve Recep-i Şerif'in içinde bulunduğumuz ayın 27. gecesi olan Miraç gecesinin, Miraç Kandili'nin de ve mütakip kandillerin de hepimiz hakkında, alemi İslam hakkında, insanlığın hidayeti ve barışa ulaşması hakkında hayırlara Rabbim vesile eylesin. Amin. Allah
huzurunda rahmetini ikram ettiği, cennetini ihsan edeceği insanlarla cümlemizi haşr